من رضا دبیر هستم، مدرس چرم دوزی به صورت دستدوز که از سال 1388 شروع کردم به تدریس و تا الان در خدمت تمام دوستان و هنرجویان عزیز هستم. تاریخچه و پیشینه چرم از کشور ایران هست، یعنی چیزی بالای بر 3000 ساله که ایران در صنعت چرم فعال هست و از 1500 سال قبل از میلاد مسیح با دستساخته های چرمی توی صنعت چرم فعال بوده، حالا داخل الباسه کف و سلاح های جنگی روکش یا جلد بزرگ. اولین کارخانه چرم در ایران در سال 1332 در امیرکان تأسیس شد و بعد از فعالیت در سال 1337، یعنی درست بعد از 5 سال، در شهر تبریز دومین کارخانه صنعت چرم افتتاح و شروع کرد به فعالیت. محصولاتی که با حکاکی روی چرم انجام میدیم زیر مجموع و شاخه خاصی نداره، ولی چون من خودم تولید کننده و پرورشنده اسب عرب هستم، دوست داشتم که این محصول روی اسب خودم لاغر خاص و بی نظیر باشه و حکاکی رو سوق دادم به سمت زین اسب. در مبحث چرم دوزی به صورت سنتی و دستدوز، هوش مصنوعی شاید در طراحی ایده پردازی بتونه کمک ما کنه، ولی هیچ زمانی جایگزین کارهایی که به صورت دست انجام میشه نمیتونه باشه، مخصوصا مثل حکاکی هم قلم زنی روی چرم. با توجه به چند سالی که در زمینه تدریس مشغول به کار بودم، خوشبختانه تونستیم که بچه های آموزش بدیم که در برندهای موفق ایران در زمینه های طراحی و ساخت کیف فعالیت خاصی داشته باشن. وقتی نیستی گلامات هم میگیرم، بهارم مثل زمستون میمونه. Thank you.
Ben Buse Özdemir Çakır. Ben Mehmet Suat Çakır. Kaç yıldır beri sektörde, 7 yıldır varız. Sektörün içinde, evet. Öncesinde de üniversite ve liseyle birlikte ben zaten okumuştum. Bitirdikten sonra da eşim sağ olsun onunla birlikte bu işe giriştik. Tamam efendiler, bize birkaç deriler gösterebilirsiniz. Tabii ki. Önce bitkisel işlemsiz derilerden başlayalım. Bunlar natürel dediğimiz, boyasız, üzeri şekil alabilen, istediğimizde kalınlıkları çanta için uygun olanları, bunların cüzdanlık olanı, kemerlik olanı, farklı kalınlıkları var. Bu hayvanın yarısı, boyun kısmı, karın kısmı, burası ön ayak, burası kalça, arka ayak. Aynen. İşlenti için çok güzel bir deri. Bunun dışında boyalıları, bunların aynı şekilde farklı renklerde boyalı olanları var. Bir de vejetal dediğimiz krizler. Bitkisel krizi. Bunların özelliği efektli olması. Kırdığımız zaman alttaki renk yukarı çıkıyor. Sonra krem sürdüğümüz zaman tekrar kurulaşıyor. Türkiye'de belli başlı bölgelerde tabakhaneler var. Bölge bölge tabakhanelerin işlentisi değişiyor. Yani Denizli, Isparta, bu kısımlar genelde bitkisel, vejetal deriler çalışıyor. Ki kimyasal olan Tuzla, Bursa, Niğde, Adana gibi bölgelerde de kimyasal işlentili ürünler çalışıyor. Buradaki işlentiler bölge bölge, işte tekstilde kullanılacak olan döşemelik deriler farklı bir bölge çalışıyor. Ayakkabıda, giyside, uşak mesela, giyside, kıyafet, ceketleri, mont. Yani bölge bölge pay edilmiş aslında. Şöyle örnek veriyorum, giysiliği Uşak tarafı çalışıyor, Isparta çalışmıyor ya da İstanbul çalışmıyor. Hepsinin geçmişten gelen bir birikimi, tecrübesi olduğu için keşfedilmişin dışına çıkmıyor. Bu yılan derisinin baskısı ama bu gerçek yılan derisi. Ama bundan da bir parça cüzdan yapsak, yılan derisi desek, kimse onun yani büyük baş deri olduğunu anlamaz. Bunlar hep baskı. Kaç tane daha getirebiliriz? Aslında deri türü derken genellikle yediğimiz, tükettiğimiz derilerin, yani hayvanların derilerini kullanıyoruz genellikle. Bu şekilde. Büyük baş sığır derisi ya da küçük baş. Türkiye'de genellikle onlar kullanılıyor. Fantastik dediğimiz deriler var, yılan, işte kaplumbağa bazen, krokodil, baskılı, timsah vesaire, bu özel hayvanların derilerini satmak zaten yasak. Genellikle sığır derilerinin üzerine farklı malzemeler konularak, yani büyükbaş derilere farklı malzemeler konulup işlentileriyle çeşitli deriler ortaya çıkıyor aslında. Bakın bunlar ince, bunlar giysilik. Bunları çanta içindeki kullanıyorum. Yumuşak çantalarda belki. El yapımına çok uygun değil. Yumuşak ayakkabı için de kullanılıyor. Bunlar ayakkabı için kullanılıyor. Bizim buradaki istediğimiz işlenti yapacak olduğumuz ürüne göre. Ürün mesela ayakkabıysa işlentiyi ayakkabıda. Mesela çantaya göre. Kemerse kemerliğe göre tabaklama sürecinde ona göre işliyoruz. Yani önce deri kıllarından arındırılıyor, şeffaf bir şekilde, yağlarından arındırılmış bir şekilde oluyor. Ondan sonra biz ne istiyorsak içine o malzemeyi atıyoruz ve deriyi ona göre sert, yumuşak, ince, kalın işlenti haline getiriyoruz. Bunlar da tek tek işleme, boyama. Siz de yapıyorsunuz. Evet. Yani. Şahane. Çok teşekkür ederiz. Bu eşimin ilk işi. İlk yaptığı. Şahmaran. Şahmaran. Evet. Her şey oluyor. Mesela parça derilerimiz arttı. Yelek. Çok güzel yani. Her şeyi yapabilirim. Size küçük. Küçük. Küçük bana. Kullanamam. Kullanamayız. Yani kalite olarak derken aslında bunu hep şöyle örnek veriyorum ben. Hani hepimiz bir çorba yapabiliriz, aynı çorbayı yapabiliriz ama
tadı bile farklı olur. Evet. Aynı deri, örnek diyelim ki Crazy deri, günümüzde çok ünlü olan bir deri. Ama A tabakhaneci, B tabakhaneci farklı şekilde işleyebilir bunu. Hmm. Mesela biz diyoruz ki, bizim müşterilerimiz daha sert yapıda istiyor, daha ince istiyor, arkasını daha temiz istiyor, biz ona göre yaptırıyoruz. Ama diğer işte B tabakhaneciye de aynısını diyoruz. İkisi de getiriyor, ikisi de Crazy deri ama birbirinden farklı duruyor yani. Mesela. Bu da hayvanın yaşantısı da önemli. Evet. Örnek veriyorum, doğada yaşıyordur, yaylım hayvanı deriz biz. Gezen hayvanlarda genelde boynuz takması, çalı çırpı izi, vücudundaki çizikler falan daha belirlidir. Ama besi hayvanında hayvan bir yere zincirle bağlıdır. Önüne geleni yer, içer, yanındakiyle tokuşmaz, zarar görmez. Yani. Sadece nedir? Yattığı yerde bir asit yarası olursa o olur. Düzgün bir şekilde bakılıyorsa o da olmaz. Temiz oluyor yani. Bu da etkiliyor kalitesini. Evet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Hadi bay bay.